Merhabalar. Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Memlekete Ramazan geldi. Ama uzaktan bakınca gördüğüm kadarıyla bu sene biraz neşesiz, biraz kekremsi bir atmosferde gelmiş gibi. Gene uzaktan bakınca görünen o ki bu seneki Ramazan'ın neşesizliği elbette ki birçok sebep sayılabilir ama birincisi, ülkenin 7'den 77'ye bütün herkesin gündemini meşgul eden, hatta bütün ülke gündemini domine eden siyaset arenasında iktidarından muhalefetine tabir caizse herkesin burnundan soluyor olması. Yani insanlar üzerinde tarif edilemeyen bir garip gerginlik, bir garip huzursuzluk, bir garip sinirlilik hali var. Halbuki ben şöyle beklerdim. Yani bakıyorsunuz ülkeyi yöneten iradenin müthiş bir alınganlık refleksi var. Oysa ki tabir caizse ağzımızdan çıkan kanun, ağzımızdan çıkan, yani teşbihte hata olmasın, ayet gibi, yani sorgusuz sualsiz anında yaptırım olarak karşılık buluyor. Söylediğinize karşı duracak hiçbir müessese, hiçbir kurum, hiçbir merci, hiçbir adres, hiçbir otorite yok. O zaman bu gerginlik niye? Atıyorum mesela, birileri kalkmış, tırnak içinde farsayalım, saçmalıyor. Diyor ki saçmalık yapıyorlar. Ülkenin Merkez Bankası'nda şu kadar bir doları varmış da bu kaybolmuş. Nereye gitmiş? Buna dair işte söylemler üretiliyor, pankartlar asılıyor, bilmem ne yapılıyor. Çıkın. Nasıl olsa iktidar, yetki, otorite, her şey iki dudağınızın arasında. Verin talimatı, açın Merkez Bankası'nın kayıtlarını. Buyurun beyler, efendiler, para şöyleyken şöyle olmuş, böyleyken böyle olmuş deyin. Tırnak içinde amiyane tabirle, oldu mu şimdi size kapak deyin, rezil rüsva edin. Böyle yapmak dururken bu kadar hırçınlığın, bu kadar gerginliğin alemi ne? Hani eskiden olsa anlardım. Ya bir adım atmak istiyoruz da şuradan engelliyorlar. Şunu yapmak istiyoruz da buradan bize mani oluyorlar. Şöyle demek istiyoruz da bizi susturuyorlar. Televizyon ekranları bize kapalı. Gazeteler bizden haber etmiyor, vermiyor. Dense anlardım. Peki şimdi bu sinirin, bu gerginliğin alemine, tabir caizse yediğiniz önünüzde, yemediğiniz ardınızda. Yani her şeyi, her adımı, her söylenen sözü, hatta her mizahı üstünüze alınıp bunu bir tehdit gibi algılayıp tabir caizse insanlara nefes aldırmayacak kadar düşman ve tehdit algısı niye? Birinci sebep bu Ramazan'ın böyle bir gergin, neşesiz gelmesinin birinci sebebi bu. İkinci sebebi de bu Covid-19'un bütün Türkiye'yi lebalep kırmızıya boyamasından dolayı. İnsanların artık ruhsal olarak aşırı derecede bunalmış olması, yine bununla bağlantılı olarak ekonomik şartların gitgide daha da ağırlaşıyor olması ve bu şartlara direnirken, ayakta kalma mücadelesi verirken de aynı bunalmışlık hissini yaşıyor olması. Ha, bu noktada COVID'in bu kısıtlayıcılığından kaynaklanan, tırnak içinde söyleyeceğim, bir tek belki iyi bir şey oldu.
Sanırım bu sene Ramazan vesilesiyle Sultanahmet meydanlarında lebalep din panayırı kurulamadı. Buna muhtemelen bazıları çok üzülmüştür. Hatırlarsınız bu panayırlarda kimileri çıkıp 30 gün boyunca dünyayı unutun diye nasihat ederek, tırnak içinde bakın, dünyayı unutun, ahirete odaklanın diye nasihat çekerek, dini vaaz vererek epeyce dünyalık kaldırıyordu. Bu sene Covid bu panayırdan kaldırılan dünyalığı kesada uğrattı. Muhtemelen çok üzüldüklerini düşünüyorum ama bu Covid sıkıntısı bu sene sona ererse gelecek sene bu seneki kayıplarını fazlasıyla telafi edecekler diye de ümit ediyorum. Çünkü bizim halkımız gene gelecek sene de o panayır yerini lebalep dolduracaktır. Bizim halkımızın konar göçerlik kültüründen tevarüz ettiği bir pratikçi tarafı vardır. Bu pratikçilik şöyle bir şeydir. Mesela sağlam, sahih dini teorik bilgiyi veya bu bilgiyle gündelik yaşam arasındaki çelişkiyi pek önemsemez. Hiç umurunda değildir. Nasıl yaşaması gerekiyorsa, bugün nasıl davranması gerekiyorsa ona bakar. Hani dini kitap, ilmihal ne demiş ne dememiş ona bakmaz. Haliyle bizim halkımız Orta Asya'dan çıktığı günden beri hafızasında saklı ve canlı tuttuğu yatır, türbe küpleriyle sır, efsane, menkıbe, hikaye alışkanlığını bırakmamıştır ve bunu da İslam dinine güzelce bir ulayarak ortaya senkretik, folklorik bir din anlayışı çıkarmıştır. Dolayısıyla bu din anlayışının icabını gelecek sene de Allah izin verirse bütün neşesiyle, hevesiyle yerine getirecektir. Bu sene Ramazan ticareti kesat geçti diyenler üzülmesinler, dua etsinler. Covid sıkıntısı bir an önce kalkıversin. Ha bu arada dua edin derken de Ya Rabbül Alemin ellerimizi açıp şu Covid sıkıntısını def eyle. Efendime söyleyeyim bu sıkıntı sebebiyle meydana gelen ekonomik darboğaza karşı büyük bir fereç bahşeyle Türk liramıza söz gelimi kıymet lütfeyle diyerek dua ederek ya da bizim bazı ilahiyat hocalarımızın artık mottosu haline gelen Ramazan vesilesiyle evveli rahmet, ortası mağfiret diye dile dini dilek temennilerde bulunarak bu tür sıkıntıların aşılmayacağı aşikar. Dolayısıyla artık dua formatına da bir yeniden bir bakış açısı getirmek lazım. Zira bizdeki bu dille yapılan duaların milyonda biri karşılık bulsaydı herhalde milletçe, memleketçe hatta bütün İslam dünyası olarak abad olmuştuk. Demek ki dua öyle edilmiyor veya öyle edilse de karşılık bulmuyor. Şimdi gel gelelim. Bugün aslında benim değinmek istediğim soruya. Benim aslında sorularım şu. Gene ülke gündemiyle ilgili olarak akademisyen, ilahiyatçı olarak konuşmak istemiyorum. Konuşasım yok. Çünkü belki birkaç bin kilometre uzakta bulunsam dahi yaşadığım, gözümü açtığım, büyüdüğüm, yetiştiğim, çocuklarımı yetiştirdiğim, bakmaya doyamadığım memleketime dair ciddi kaygılarım, endişelerim, üzüntülerim, yani kısacası lebalep sıkıntılarım ve serzenişlerim var. Mesela bunlardan birisi başta en kısaca değindiğim ya Merkez Bankası'ndan işte efendime söyleyeyim şöyle bir para çıkmış kaybolmuş nerede? Birileri soruyor. Bunu kalkıp buradan işte devletin başındaki şahsiyete, Cumhurbaşkanı'na hakareti nasıl çıkarıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz da linçlerle kalkıp bunları pankart sökebiliyorsunuz. Nereden nereye geldi ülke? İkincisi, bu beni gelecek
zamanlara dair, ülkenin ikbaline ve istikbaline dair gerçekten kaygılandıran, korkutan gelişmeler. Düşünüyorum bazen. Ülkede insanların maddi olarak anormal derecede bu COVID'in yarattığı sıkıntı sebebiyle maddi olarak, ekonomik olarak sıkıntıdan nefes alamadıkları bir vasatta. Atıyorum. Siz isteseniz de istemeseniz de ben Kanal İstanbul'u yapacağım. Ya insanın sorası geliyor. Bu hengamede bu memleketin insanının oraya kanal açmaktan başka bir gailesi derdi kalmadı mı da gidip gelip kanal aşağı kanal yukarı diyorsunuz. Bir ikinci soru soruyorum. Bu ülkenin geleceğinde belki 10 yılını, 40 yılını, 60 yılını, 100 yılını tepeden tırnağa değiştirecek milyonlarca insanın hayatını %100 değiştirmeye namzet gözüken bir projeyi yapma ve bundan sonra ne olacağına dair belki buradan çıkan maliyeti hani geçenden 30 lira, geçmeyenden 40 lira alınacak şekilde bir projeyi hayata geçirmek ve bundan sonraki nesillerin üzerine de borç olarak bırakmak yetkisini, selahiyetini bir seçimle gelmiş olmak böyle bir selahiyeti herhangi bir kimseye verir mi? Yani demek istediğim şu, hangi hak ve yetki, hangi seçilmişlik hakkı ve selahiyeti bu 80 küsur milyon insanın, memleketin bütününün istikbalini ilgilendiren ve belki gelecek 50-100 yıl sonrasında da önümüze maliyet olarak gelecek olan bir projeyi ben seçildim, birkaç senede başınızdayım, istediğimi yapabilirim, hak ve selahiyetini verebilir. Bu nasıl bir şeydir ya? Sonra buraya bu kadar büyük bir kanalı yarmış olmakla bu memleketin insanının hangi sorununu çözmüş olacaksınız? Değil misiniz ki biz bu ülkeye tırnak içinde İstanbul şehrine ihanet ettik. Hala da ihanet etmekteyiz diyen de sizsiniz. 1990'lı yıllarda 3. köprü yapılırsa şayet bu ülkeye rant haritalarının oluşturulacağı, bu İstanbul ve çevresinin akciğerleri olan ormanların kesilip burayacağı noktasında beyanda bulunan da gene siz değil misiniz? Şimdi ne oldu da ne değişti de sen istesen de istemesen de bir milletvekilinin tabiriyle kanırta kanırta biz bunu yaparız, ederiz, sökeriz. Hatırlarım 1997 yılında İmran Aykut hanımefendi Çevre Bakanı iken şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bir çevre sorunu münasebetiyle çıkan tartışmada Mehmet Ali Birant'ın moderatörlüğünde Sayın Tayyip Erdoğan o zamanki cümlesi şu ve serzenişi de şu. Siz iyi niyetli olsanız, gerçekten üzüm yemek gibi bir niyet taşısaydınız, Alibeyköy'deki çevre sorunu veya sel meselesiyle ilgili olarak kalkıp Uluorta eleştiri yapmak değil, gelir benimle İstanbul Belediye Başkanı olarak görüşür. Bu İstanbul'un sorununu buranın mahalli idaresiyle, istişareyle birlikte çözmek isterdiniz. Ne güzel. Kesinlikle İmren Aykut'a verdiği cevap o kadar isabetli ve doğru ki. Ama bugün herhalde tarih 2021. Şimdi de şöyle bir cümle duyuyoruz. İkide bir.
Bu Kanal İstanbul meselesi, bu belediye başkanı beyefendinin sorunu değil. O kim ki, ona soracağız da bu konuya. Ondan sonra karar vereceğiz. Anlaşılan o ki, bizim bir yeni andımız olacaksa, o andımız herhalde dün dündür, bugün bugündür diye formüle edilmesi gereken bir ant olacak. Vakti zamanında bu İslamcı damarın evlatları Türkiye'de siyasete adım attıklarında ve iktidara talip olduklarında en çok yakındıkları, en çok sızlandıkları, en çok serzenişte bulundukları ifade konuşturulmamak, susturulmak, efendime söyleyeyim baskı altında tutulmak, özgürlüklerin kısıtlanması, demokrasinin zerre kadar olmaması, vesayetin bulunması, kimseye nefes aldırılmaması, efendime söyleyeyim laikliğin ensemizde boza gibi pişirilmesi, hep bundan, bütün bu mağdur diliyle sürekli bunlardan şikayette bulunulurdu, değil mi? Ama şimdi o gün o şikayetlerde bulunanlar bugün Türkiye'de artık hiçbir dengenin ve denetlemenin de imkan ve ihtimal dahilinde olmadığı, yani ortada herhangi bir kurumun dahi kalmadığı, bütün yetki ve selahiyetin iki dudak arasında toplandığı bir iktidar tecrübesini yaşıyorlar. Peki, şimdi ne durumdayız? Mesela eskiden söz gelimi bir Gürgür dergisinde bir Turgut Özal'ın, bir Demirel'in, bir Bülent Ecevit'in, bir Erbakan Hoca'nın mizahi bir şekilde karikatürünü çizdiğinizdeki tabloyu bugün de benzer şekilde icra etseniz ve gösterseniz neyle karşılaşabileceğinize dair bir fikriniz var mı acaba? Düşünsenize ya. Yani ben şu para nereye gitti diye bir soru sorduğunuzda bunun bir hakaret davası olabileceğini hiç düşünseniz, 80 yıl uykuya yatsanız, yıllarca kısıtlanmışlıktan, haklarının alınmışlığından, mağdur edilmişlikten dem vuran bir söylemle, yıllarca bunun serzenişini yapan bir söylemle gelen bir iradenin bizi bu noktaya getireceğini ve bize bunları yaşatacağını 80 yıl yatsanız, rüyaya yatsanız görür müydünüz? Gördünüz. Şimdi dediğim gibi demek ki bu ülkede yeni bir andımız oluşturulacaksa o andımızın adı dün dündür, bugün bugündür andı olacaktır. Bu gidişat iyi bir gidişat değil. Dolayısıyla ben bütün bunları söylerken ne bir akademisyen, ne bir ilahiyatçı, ne bir siyasetçi, ne yarınki gelecek siyaset ihtimalleri içerisinde kendime bir konum, pozisyon ayarlayan, bunun hesabını yapan birisi olarak söylemiyorum. Tarih bugün 16 Nisan 2021, saat buranın saatiyle 13.13, yazın, not edin. Yarın Türkiye'de bütün siyasi yapı mekanizma tepeden tırnağa değişsin. Siz beni gene o siyasi mekanizmanın herhangi bir yerinde, kenarında, köşesinde görmeyeceksiniz. Gene ben kendi işimle gücümle uğraşıyor olacağım. Ama ben bir insan evladıyım, bu memleketin çocuğuyum ve ben bugün kısıtlı maddi imkanları, ki ben gene de belki Türkiye'deki milyonlarca insandan görece daha iyi bir durumdayım. Buna rağmen mesela ben kara kara düşünüyorum. Diyorum ki benim çocuğum bugün İTÜ'yü bitirmiş, iki bölümünü bitirmiş. Fulbright bursunu kazanmış. Gitmiş Kolombiya'nın, USLA'nın ve başka 7-8 tane üniversitenin davetini almış ve Kolombiya'ya da başvurusunu yapmış. İşte mimarlık ve yazılım mühendisliği alanında ben yüksek lisans doktora okuyacağım.
Okul yaklaşık 40-50 bin dolar dönemlik, belki yıllık. Kara kara düşünüyorum. 1 dolar 8 lira. Hani diyorduk ya, bu Cumhurbaşkanlığı sistemi gelir gelmez, efendime söyleyeyim, bu bürokratik aksaklıklar, biri çekiyor oradan, öbürü oradan çekiyor. Dolayısıyla işler doğru dürüst yolunda rayında gitmiyor. Bundan sonra jet hızıyla kararlar alınacak. Bütün sorunlar bıçakla kesmiş gibi kesilecek. Ülke adeta uçuşa, füze rampasına konmuş gibi uçuşa geçecek. Buyurun. Ekonomik olarak ben iktisattan da çok anlamam. Ama demiştiniz ve buyurmuştunuz ki faiz sebep de enflasyon da müsebbep sonuçtu. Tamam. Merkez Bankası orada duruyor. Başkan iki dudağınızın arasındaki bir talimatla anında gidiyor. Öbürü geliyor. Öbürü gidiyor. Madem öyleyse faizi %19 civarı 2'ye indirin, 1'e indirin, 0'a indirin, enflasyon da düşsün, döviz de düşsün, Türk parası da değer kazansın. Ben de çocuğumu bir Türk lirası, hadi bilemedin 2 dolar, 1 dolar 2 Türk lirası ederinde, bu dengede okutayım, ben de rahat edeyim. Çözün. Elinizi tutan yok. Size mani olabilen yok. Gözünüzün üstünde kaşınız var diyebilen hiç yok. Her şey sizin. Her yetki sizin. Bütün yetkiler, tasarruf imkanları, icraat imkanları sizin. Buyurun yapın, biz bekliyoruz. Bunun şimdi soruyorum. Neresi hakaret? Neresi saygısızlık? Neden bu kadar sinirlilik, gerginlik? Neden bu kadar her söylenene üstümüze alınıp buradan bir düşman olarak kodlamak? Savcılara, yargı elemanlarına sürekli onun susması, bunun susturulması, öbürünün efendime söyleyeyim önünün tıkanması, birikinin cesaretinin kırılması için sürekli olur olmaz şekilde davalar soruşturmak, açmakla böyle bu ülkeyi böyle bir adeta bir kaosa dönüştürmekle ne yapacağınızı ve böylece bir ikbal ve istikbal kendinize oluşturacağınızı mı zannediyorsunuz? Olmaz mıydı eğer bu ülkede bir yumuşacık dil kullansaydık, bir sorun olduğunda buyurun gelin beraber oturalım, konuşalım, çözmeye çalışalım diye bir dil kullanmak çok mu zordu? Bu insanlar mesela Boğaziçi'nde, efendime söyleyeyim, o öğrenciler bu rektörün atanma biçimine itiraz ettiklerinde buyurun çocuklar gelin sizi de dinleyelim deseydiniz, bu sizin büyüklüğünüzden bir şey mi kaybettirirdi? Veyahut atanan 25-30 tane rektörün neredeyse 25-30'unun da geçmiş siyasi hikayesinde bugünkü mevcut siyasi iktidarın partisine bir şekilde iltisaklı olması acaba vakti zamanında bu partiyi kurarken adalet kelimesinin altını çize çize kurdunuz. Bu ilkeyle, bu adalet dediğiniz ilkeyle bu yapılan işin ne kadar özdeşlik oluşturduğunu, ne kadar tutarlılık oluşturduğuna dair bir sorgulama yapsanız, biz de herhalde işin kantarın topuzunu kaçırdık demiş olsanız, bu öz eleştiriyi yapsanız, elinizi vicdanınıza koysanız günah mı olurdu? Bugün efendime söyleyeyim, sıradan esnafın Covid sebebiyle dükkanını açması yasak. Efendime söyleyeyim, iki kişinin bir araya oturup
bir çay içmesi yasak. O yasak, bu yasak. Bunun yarattığı bir maliyet, bir ekonomik sıkıntının ne tür sıkıntılar doğuracağını hepimiz az çok gördük, yaşadık, görüyoruz. Böyle bir ortamda ülke giderken söz gelimi bir takım muhalefet cenahından keşfedilip ortaya çıkarıldığı üzere bazı zevat-ı kiramın 3-5 ayrı yerden maaşlı olarak çalışmasının bu ülkenin, bu kamunun vicdanını tırmalayacağı, bunun insafa, adalet duygusuna sığmadığı, sığmayacağı konusunda bir öz eleştiri yapmak çok mu zordu? Efendime söyleyeyim, dinle, diyanetle, ahlakla geldik. Yıllarca bunlardan dem vurduk. Her fırsatta dindarlıktan, dindar nesil ve gelecek yetiştirmekten söz ettik diye diye geldik. Ve bugün bu noktada ülkede efendime söyleyeyim, rektör atarken partimizin geçmişinde bir yerden aday olmayı, aday veya partimizde bir şekilde iltisakının bulunmasını dikkate alarak rektör atadık. Efendime söyleyeyim, adalet mekanizmasının nalıncı keseri gibi sürekli bizim lehimize işlediği sürece ayakta tuttuk. Öyle kararlar çıkmadığı sırada zamanda o kurumu kapatalım. Bunun dibine efendime söyleyeyim, kibrit suyu dökelim. Ötekini işlevsiz kılalım. Berikini hadım edelim şeklinde bir yaklaşım sergileyerek acaba bu değerlerini sürekli söylem olarak önümüze getirdiğiniz dinin söz gelimi kitabının açalım Nisa suresinin adaleti ikame etme hususunda kılı 40 yarın lehinize kendi aleyhinize dahi olsa adaletten zerre kadar şaşmayın ayetinin neresine denk düşüyoruz diye sormak, bunu akşam olunca evde şöyle aynaya bakıp hani çokça söylerdiniz ya bugün Allah için ne yaptın Ömer diye soru sormak, bunun muhasebesini yapmak çok mu zordu? Ne oldu söylenenler? Yıllarca söylenenler ne oldu? Ne oldusunu bilmiyorum ama ben ne olacağını az çok öngörebiliyorum. Gelirken üzerimizde kostüm gibi giydiğimiz din, dini değerler, semboller, ne varsa bütün müştemilatı bu yapılıp edilenler sebebiyle o da bundan, o semboller, o dini değerler de fazlasıyla nasibini alacak ve bu ülkede bugünden sonra ilerleyen zamanlarda uzun bir süre korkarım ki insanlar din yorgunu olduklarından, dinden, ahlaktan, din referansı, adaletten, insaftan, izandan falan yana zerre kadar bir tek kelime duymak istemeyecek. Bu da tarihi bir başarı olarak sizin hanelerinizde kaydedilecek. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.